Erkancığım, bugün sana atölyede fotoğraf makinesinin üzerindeki önemli bir düğmeden bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir kadran. Bu mod kadranı diyoruz biz buna. Fotoğraf makinesinin manuel ve otomatik ayarlarını yaparken biz bundan faydalanıyoruz. Mesela bütün fotoğraf makinelerinde olan bir yeşil ya da fotoğraf makinesi imleciyle gösterilen bir işaret var. Bu işaretin manası tam otomatik demek. Yani makina bütün ayarlarını kendisi yapıyor. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayan kullanıcıların çok sık tercih ettikleri. Ancak bizim hiç tercih etmediğimiz, çünkü bizim kendimizi geliştirme adına çok fazla bir şey yapamadığımız bir mod bu. Onun için çok tercih etmiyoruz. P modunda fotoğraf makinesi enstantane ve diyaframı kendisi belirliyor. Biz ancak farklı birkaç şeye müdahale edebiliyoruz. Mesela asaya müdahale edebiliyoruz. P modunda bir diğer özellik de şu: program kaydırma dediğimiz bir özellik var. Nedir program kaydırma? Şimdi diyelim ki burada fotoğraf çekiyoruz ve bir kompozisyon oluşturduk. Gördüğün gibi burada makinamız bize 800 enstantaneye 10 diyafram gibi bir değer verdi. Şimdi biz bunları değiştirmek istiyoruz, ama aradaki orantıyı da bozmamak istiyoruz. Bunu yapmak için öndeki kadranı çevirdiğimiz zaman enstantane değişiyor. Tabii ki aynı zamanda diyafram da ona uygun bir hale geliyor. Arkadakini çevirdiğimiz zaman da diyafram değişecektir. Enstantane ona uygun bir hale gelecektir. Ancak bu her karede değişecektir. Evet, şimdi geldik enstantane öncelikli mod. Nedir enstantane öncelikli modun en büyük özelliği? Burada enstantaneyi biz belirliyoruz. Yani makineye diyoruz ki 1 bölü 125 enstantane, 1 bölü 60, 1 bölü 1000 enstantanede bir fotoğraf çek. Ancak burada bizim verdiğimiz enstantaneye karşılık makine bir diyafram belirliyor. Yani diyaframa biz müdahale edemiyoruz. Diyaframı makine kendisi belirliyor. Bu da buradaki kadranın üzerinde TV, Time Value ya da bir başka model makinalarda Shutter olaraktan geçer. S harfiyle işaretlenir. Arkadaşlar karıştırmasınlar. Yani ben kullandığım fotoğraf makinesinde işte S modu ya da TV modu yok diye şeye düşmesinler, tereddüde düşmesinler. Enstantaneyi neden kendimiz belirleme ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü çektiğimiz şeyin hareketini dondurmak ya da o hareketin akışını vermek isteyebiliriz. Diyelim ki akan bir suyu tül şeklinde veya damlacıklarını görmek istiyoruz. Damlacıklarını görmek istiyorsak yüksek bir enstantane kullanmamız lazım. Tül şeklinde fotoğraflamak istiyorsak düşük bir enstantane kullanmamız lazım. Dolayısıyla fotoğrafımızı enstantane öncelikli çekmemiz lazım. Eğer verdiğimiz enstantane değerine uygun makine diyafram üretemiyorsa, diyaframın olduğu rakam yanıp yanıp sönecektir. Bu şu demektir: yani ben senin verdiğin enstantaneye uygun diyafram üretemiyorum, enstantaneyi değiştir ya da ISO'yu değiştir, ASA'yı değiştir gibi bir manaya gelmektedir. Şimdi de geldik diyafram öncelikli moda. Diyafram öncelikli modda hemen söyleyelim. Buradaki ayar kadranında AV olarak gösteriliyor. Yani veya bir başka modelde A olarak gösterilir. Yani apertür manasına, yani diyaframın İngilizcesinden üretilmiş diyafram öncelikli manasına geliyor. Burada da enstantanede olduğu gibi diyaframı kendimiz belirliyoruz. Makineye diyoruz ki 5.6 diyaframda veya 8 diyaframda bir fotoğraf çekeceğim. Ona uygun bir enstantane üret. Makinede verdiğimiz diyaframa uygun bir enstantane veriyor bize ve fotoğrafı çekiyoruz. Peki diyafram öncelikli modu hangi fotoğraf çekim tekniklerinde kullanıyoruz? Özellikle biliyorsun ki diyaframın en büyük özelliklerinden bir tanesi, biz alan derinliğini arttırmak ya da azaltmak için kullanıyoruz. Onun için mesela diyelim ki makro veya işte yakın planda herhangi bir obje çekeceğiz. Arkasının full olmasını istiyoruz veya portre çekiyoruz diyelim. Burada açık bir diyafram kullanırsak arka taraf olduğu gibi fullya düşecektir. Arkadaşlar genelde TV ya da
Yani enstantane ya da diyafram öncelikli modlarda bol miktarda fotoğraf çekerek kendilerini geliştirsinler. Böylece diğer çekim tekniklerini de çok daha iyi kavrayacaklardır.